korkmuyor musun? Ben korktum. Sen! Ya kızım Migit, Allah'ını seven sen ya. Biz neler gördük? Neler? Bizim gördüğümüz adamların adasını ağzınızın mı? Niye korkuyorsunuz lan? Bilet kesiyorum lan ben burada. Bilet! Allah'ım tipe bak, çok korkunç yarabbim. Korktuysan bana sarılabilirsin Deniz. Abi ne yapıyorsun? Bıraksın ya. Ya benim kadastrofobim var. Kadastrofobi mi? Tapu dairesinden mi korkuyorsun? O ne ya? Oyun oynayacağım. Birader sen kimsin ya? Ben kıl testere. İnce görürüm, ince keserim. Metin! Ya Safa abi bırak seni. Metin! Korkmuyorsan aç. Erkeksen aç bakalım. Hadi bakalım. Safa abi ya erkeksen dediysen kesin açar değil mi abi? Göreceğiz. Bebek lan bu. Bebek oğlum bu. Birinin bebeği lan bu. Bir şey olmaz. Birim kim al? Alsın bebeği sahibi kimse gelsin. Ne bebeği lan? Ne bebeği lan? Allah'ını teveccüh. Gel lan buraya. Yıtık. Oh. Adını aldın. Ne oluyor lan? Mahallede bize kök söktün hanım. Şu an gözünde yaş girecek utanmasan. Korkuyor musun? Korkudan ağlıyor musun sen? Ağlıyorum be. Yeter, yeter, yeter artık! Gittim o bebek gitti. Sen de bana var ya, bebe bebe var ya bebe. Çekicim, bebe demedi sana, gel. Ne lan lan? Maskeyi takıyorlar, sanacaklar ki korkuyor. Ne kadar, ne kadar amatör. Evet. Ne kadar amatör. Evet. Bana ver lan. Azadın canı! Benim talihsiz oğlum. Ben anlayacağımı anladım. Kim bu Yıldız Tilbe? Sen. Evsiz kaldığını en kral otele yerleştirmedin mi? O otel fuhuştan basıldı. Sen aldatıldığında Aksaray'a pavyona götürmedin mi kanki? Lan sen beni kötü yola düşürmüşsün ya. Sanki her yerde onu görüyorum. Bak kokusu burnuma geldi. Pide mi canım bu? Sen de abartma. Bu kızın peşini bırak. Ben bunu oğluma alacağım. Alırsana ben bunu ne yapayım be? Konuşma. Sen konuşma be. Hayır, konuşma be. Allah bir açarım üstünü. Kızım yalan falan yok. Ben sevgili değilim bununla. O da ilanımı görmüş. Geldi yerleşmeye benden habersiz. Tamam neden baştan anlatmadın? Müge Anlı yasaklamak istedim. Rüstem abi ben seni çağırmadım ki. Niye geldin? Ev sahibi dedi. Git dedi defterin giderine bak dedi. Ben de dedim defterin gideri yok ki dedim. Rüstem abi ölmedi, bayıldı. Ne yapalım? Ne ya? Gazeteye saralım. Ölü sanırlar. Gazete olmaz. Hastaneye götürelim. Hastane olmaz. Soyalım. Ya 47 yaşından sonra çıplak adam göremem ben. Ondan değil. Banyoda yıkayalım. Yıkayalım, pamuğu tıkayalım. Ayrıca hastamız da var. Yani bu ne biçim bir saygısızlık? İnanamıyorum şu anda. Siz kimsiniz? Apartman sakini. Adam öldürmüştü. Ölü mü? Ay ben çok korkarım ölüden. Yok. Bayıldı ama hastaneye götüreceğiz. Hadi yardım edin de. Yok yok. Ben yapamam. Çok korkuyorum şu anda. Ne haliniz varsa gömün. Bu Sevda'nın katili sensin. Bu adamın da katili onlar. Bak ben sana dedim bir şey yapmadım diye. Bir gram şüphe etmedim biliyor musun? Belli. Sonra bana yürüdü. Ben de ona yürüdüm. Yok burada Ufuk diye biri. Hadi. Hadi. Konum atmış. Bak yeni adresimizde hizmetinizdeyiz diyor. Sen esnaf mısın lan? Ne oldu ya? Senin canını sıkan bir şey mi var benden başka? Benim zımban bozuldu da çakmıyor. Senin zımbanı alabilir miyim Metin? Tabii. Alabilirsin. Seninki çakıyor mu? Çakıyor canım. Niye çakmasın? Ama bu ekstra şartlı laktozsuz sütlü yumuşak içimli. Tamam ben de yaparım ekstra şartlı yazgın özümü içimde. Ne saçma şeyler içiyorsunuz? Bu ne lan? Ne lan bu? Ben bunun iti köpeği olurum lan. Bizim yüzümüzden insanları mı çıkartıyorsun? Ya sizin yüzünüzden değil, sizin sayenizde kar ediyoruz. Daha da çok kar edeceğiz. Allah kahretmesin ya. O kadar insan çıkarmıyor. Abi, pahalı o. Gel. Siz de tiyatrosunuz lan siz. Ben bunu filmlerde
olduğunu sanıyordum. Tamam, tamam yapma, tamam sakin ol. Abi, dağıtma ortalığı. Ne yapacağım ben şimdi? Niye yazdın oğlum bu kodu sen? Ya bana ne kızıyorsun? Bilerek mi yazdım? Bilmediğin şeyi niye yazıyorsun oğlum o zaman? Kimsin lan sen? Ha? Sen kimsin lan? İt! Kimsin oğlum sen? Benim yerime mi geçeceksin? Bu benim yerime mi geçecek? Senin deneyimin ne lan? CV'ni açıkla bana. Kimsin sen? Kaç dil biliyorsun? Ben bir. Bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Siz kahve almak için bunun ayağına gidersiniz. Ben hepinizin eline vermedim mi? Abi. Verdim. Bunu tut. Tut bunu. Monitörü niye aldın abi? Oğlum hepiniz teknolojinin köpeği olmuşsunuz. Ben de teknolojiyi kendi köpeğim yapacağım. Ha. Abi bir tek sen çıkmadın ya. Hepimiz çıktık. Evet hepiniz çıktınız. Bir dakika ya, bir dakika durun. Hamza Bey, bu arkadaşlar çıkarsa ben de çıkarım. Ben de çıkarım. Mesai bitince ben de çıkarım. Siz niye erken çıkıyorsunuz? Hadi ya. Küçülmeye mi gidiyoruz? Ya bize gelin o zaman. Cebimde yüzük olduğu belli oluyor mu? İnsanların aklına ilk yüzük gelmeyeceği belli oluyor. Yurt dışında açarsak yarısı bize girecek. Allah Allah. Ama yarısı da Bilal'e giriyor. Bilal kim? Benim oğlum değil mi? Ona yarısı girir, bana yarısı girir. Ne olacak? Hepsi bana girecek Allah Allah. Dünyayı kaç tane aile yönetiyor biliyor musun sen? Ha biliyorum, biliyorum. Rakafaka, Rotoşaka, Madafaka, dört. Lan Hulusi bir dur lan. Ben duruyorum ki zaten Allah Allah. He sen öyle görmüyorsun. Sen buyruk oldun tabii. Yine girememişsiniz eve. Ben nasıl gireceğim biliyor musun? Nasıl? İşte biliyor musun? Bilmiyorum ki. Bir girin de bir göreyim bakayım. Ben ne sana soruyorum? Nasıl gireceğim yenge? Onu diyorum ya. Neyi? Allah Allah. Kadın yine başa aldı. Senin kafan da çok iyi ya yenge. Vallahi. Bilnur Hanım, sizin de mi suyu kesti? Ha yok, bizim suyumuz var. Buzda var mı bana biraz? Bir yer mi sönüyor? Sönüyor mu? Boş kızım bu. Ha, ben de o yüzden sordum zaten yani. Söndürüp de mi geldiniz acaba? Kızım, sen ne kullanıyorsun? Ben vallahi bu kafaya gelmek için uğraşıyorum ama. Ulan sen benim çocuğuma hırsız mı diyorsun ulan ha? Tuş! Duyduk lan! Duyduk lan deme bahane pırt gibi! Bahane deme! Lan bak karım çıkarttın ya! Hiçbir şey anlaşılmıyor! Bana niye puş diyorsun ama ya? Olacak şey mi? Lütfen şuraya bak. Kese kağıdı muamelesi yaptık obaya ya. Belki Necdet Bey'in bu sefer sana söyleyecekleri vardır bizim duymamazlıktan geleceğimiz. Necdet sakın. Lütfen yapma. Senin gibi bir adamın parasına hiç dokunmazlar lan. Şimdi çıktır git ulan benim evimden. İftiracı puşt. Aha duydu kız bu. Ne dedi? Evet, bu sefer hak etmiş olabilirim, doğru. Senin burada annen baban duruyor, sen gidiyorsun kredi çekiyorsun. Ne bileyim. Yürüyün lan. Yürüyün hep beraber o borcu kapatmaya gidiyoruz. Açın kapıyı. 7.000 lira bir şey zaten baba. 7.000 mi? He. Kapatın kapıyı. Ne yiyorsun Salih? Annem verdi zihnim açılsın diye okunmuş otlu peynir. Ama Kübra arkadaşımız hak kazanmıştı katılmaya. Ben seçilmem, seçelim arkadaşım. Kes sesini. İyi ki aramızdasın. Kübra'yı seçtik oğlum. Yalnız öğretmenim, benim istediğim şey olmadığı zamanlarda evde tek başıma ağlıyorum. Ve ağladığım zamanlarda bu sizin maaşınıza biraz etki edebilir. Evet çocuklar, Berk'i seçtik yarışma için. Teşekkür edelim öğretmenim. Salih, yapacak bir şey yok oğlum. Sana kaldık. Güveniyorum sana. Elinden geleni yapıyor öğretmen. Tamam, hadi bakalım. Ayağın kaydı galiba. Evet, evet. Çok iyi oturdum. Aramıza hoş geldiniz. Umarım rekabet bizi yakınlaştırır. Ne yapıyorsun oğlum? Onlar bizim düşmanımız lan. Pislikler. Biz buraya sadece kazanmaya değil, yenmeye, ezmeye, kemirmeye, dişlemeye geldik. Tövbe bismillah, kuduz olabilirsin. Yalnız bu soru şaşırtmacalı soru. Bunun hepiniz farkındasınız değil mi? Nasıl şaşırtmacalı Berk? Dünya yuvarlak değil ki. Dünya düzdür. Ne? Benim kızımın hakkı yendi burada. Sizin kız? Kopra. Birileri tarafından bir şeyler söylenmiş. Kız kendini oduya kapatmış. Onlar yaptı bunu. Kim efendim?
İç minnaklar. Aha geldi minnak. Dedim ki, Salih sana aşık, seni gördüğü yerde öpecek dedim. Evuzu billahi mineşşeytan. Onun adını duyunca korkuyorlar. Onun adını duyunca korkar mı insan? O öpüşmedi için daha önce ölü. Korkar mı? Yo, onu duyunca korkmuştur o. Kanka benim param yok lan. Ha işte böyle, işte bunları bana söyle kardeşim. Sağ ol. Hadi git şimdi. Lan. İstemedin mi oğlum? İstemez olur muyum oğlum? Neler neler yaptım hatırlasın diye. Ne yaptın? Hatırlasın diye bir daha borç verdim. Abi senden aldığım borç diye bana parayı verirsin. Tamam. Paran var değil mi? Yok. Çıkın gidin abi buradan. Allah yürüyün ya. Aslanım benim. Hayatının rolü oğlum bu senin. İleride çok büyük oyuncu olacaksın. Madrid havaalanında 2000 tane kadın bağıracak Ziya 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 diye. Abi sen şimdi izle beni. Kadın! Ama oyuncu dediğinin libidosu yüksek olacak. Bunda yok o. Libido önemli baba. Tamam ben çaktırmam. Bende o iş. Tamam mı? Selam. Borç. Kanka geçen gün mesaj attın, hiçbir şey anlamadım ya. Aa ne yazmış? Boş ver şimdi ya, boş ver. Aa, ya, okusun şey, ya, okusun. Değil çok okusun. Ya. Rabbim, borcun sıkıntısından sana sığınırım. Hayırlı cumalar. Menü gerek yok. Günün çorbası ne? Borç çorbası. Dana antrilot. He? Dana antrilot. Dana antrikot. Aa. Evet, dana antrikotum kalmamış. Borcum olsun. Sonra getirdim. Şefin tavsiyesi nedir? Borcunu günü gününe ödesin diyor. Ortaya güzel bir karışık bir şeyler yap. Tabii getiririm. Sonuçta ben garsonum. Boynumun borcu değil mi? Hayatımda saygılı ve kibar bir adama onur madalyası verecekse o sensin. Yok kanka. Canım. Yok öyle öyle. Öyleyim öyleyim öyleyim. Hayatımda bu adam kadar yakışıklı bir adam görmedim. Yok canım sende. Geçen sefer borcunu ödemeyen bir adama ne yaptığını herkes biliyor. Ne yapmış, ne yapmış? Adamın götünü kesmiş. Ya. Borcu vardı bana, onu kendisi getirdi. Az önce getirdi abi kendi. Oğlum biz duyduklarımıza mı inanalım, sana mı inanalım? Bana inanın. Sence bu bir soru muydu lan? Seni ne kadar yanlış tanımışım. Ben özür dilerim. Hayır. Sen ne kadar meğer vahşi bakışlı, ağzı pis dolu, gönlü serkeş tutumlu, kaba saba bir adammışsın. Ben bunlarsam Allah belamı versin zaten benim. Doğdu Allah'ıma bin şükür doğdu ya. Ya bir görün var ya, aynı kaynanam ya. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Vay, vay, vay. Aman, aman, aman. Anam, anam. Bu ne ya? Bu aynı ben. Nasılsın Güller'in gülü, iyi misin? Hadi özür dile benden. Sen başlattın. Hadi barışalım. Ne barışacağım lan sen? İnşallah sizi bir yastıkta boğup, küçük küçük parçalara ayırıp, denize atıp, ondan sonra ablamın kılığına girip, emekli maaşını çekmeye kalkmaz inşallah. O acılar içinde kıvranırken akrabalar hunharca etli pilav tüketiyor, kahkahalar eşliğinde fütursuzca eğlenebiliyor. Uber Tennis servisi gitti onun yervesi. Siz de artık bizim oğlanın düğününde takarsınız. Allah aşkına küçücük çocuğun düğünü mü olur ya? Altın çok değerlenir. Bence şimdiden alın onu ya. Hatta ben şimdi alayım. Siz bize takmış olduğunuz ödeştik. Canınız sağ ol. Annem vefat etti ya. Ne? Vefat mı etti? 10 yıl önce vefat etti baba. Deme ya. Gitti, gitti. Ver müziği. Ya bu annemle ne yaşadı da bu kadar böyle eğlence ya? Allah'ın. İnşallah o gelin bunun neyi var, neyi yok, donuna kadar alıp torunları, torunları size karşı doldurup ondan sonra başka bir adamdan inşallah kaçıp gitmez bunu da doğum böyle bokunu bırakmaz inşallah. İnşallah. Abi. Lan Muttalip dua mı ediyorsun, beddua mı ediyorsun oğlum? Dün biliyorsun masraflı o iş, babamla sağ olsun büyük olanı halletti, bir 8000'ciye ihtiyacımız var. Alo? He? Alo? Bir şey değil mi? Kız veteriner ya, bu da hayvan. Bence ondan yıldızı barıştı bunların. Sen kendine bak lan, tembel hayvan. Çene geride öyle sit gibi duruyor. İnşallah siz balayına gittiğinizde düğünde takılanları hırsız eve girip de çalmaz. Muzun böyle yarısını kırdım, bunun ağzına tıktım. Baba diyor, bu diyor, şekerli diyor. Az siktir lan.